sevgili Hande Subaşı bugün kurbanımız maalesef. Tatlı kurbanımız o. Ya en ünlü futbolcu. Beckham mı ne? Söyleyin beni rezil etmeyin ya. Messi. Ha tamam vallahi diyecektim. Ya. Allah belamı versin. Bak Allah belamı versin. Arkadaşlar çok fazla gerilmeyeceğimiz tatlı bir şakamız var bugün. Bir araba değiş tokuşu yapacağız. Arabamızı söküyoruz. Klasik. Evet yine bir polis kostümleri ve üniformalar görüyorum ama neyse ki biraz daha eğlenceli bir iş yapacağız. Kulakları, saçları nasıl demiştiniz? Şivesi var mıydı? Ceyhuncuğum senden yardım istiyoruz. Evet. Büyük bir kaygıyla bakıyorsun çünkü evet. Bütün sorumluluk sende. Görünce niye haber vermiyorsun bize ki? Arabayı sanıyorum tam yarım saat sürüyormuş. Sökmeleri öğrendiğim kadar. Değil mi? Öyle değil mi? Yarım saat. O yüzden o yarım saat boyunca sendeyiz Ceyhun. Evet. Hande de deli gibi acelesi var bugün ama. Bugün çok acelesi evet. Var. Muhabbet açacaksınız. Top secret ya böyle bir şey yok. Ünlünün ünlüsü öyle değil. Arjantin. Projemiz ne dedi? Özetle iki firmamızın, kurumsal firmamızın birleşip bir aşkla büyümesi gibi. Evet. Messi ile Hande Hanım'ı bir reklamda buluşturacağız. Buluşturacağız, tamam. Ben söylüyorum. Söyleyin tamam, artık. Evet. Messi. Bu arada Hande Hanım'dan bir röveşata isteyebiliriz. Evet, belki herhalde. Hani gelişine voley nasıl olur falan. Evet, şöyle bir iki top sektirme, bir iki bir şey. Evet. Çünkü olabilir. Reklamlar önce çalışması lazım. Evet, mutlaka. Bacaklar olsun kız, ne ekibim canavar gibi. Yerime geçiyorum. Hande'yi bekliyoruz. Haydi arkadaşlar. Kolay gelsin. Hande'nin aracı gözüktü arkadaşlar. Herkes yerlerinde. Hazır olun. Ramazan, sen şirketin valisi gibi davranıp arabanın anahtarını almalısın mutlaka. Evet, araba bizde. Hızlı davranın arkadaşlar. Söküme hemen başlayalım. Hande içeri giriyor zaten. Ha, geliyor. Pişt! Cun! Kıptılar mı seni? Cun! Ha. Ne haber? Evet, köpeğiyle gelmiş. Çok güzel, çok tatlı köpek. Evet. Cun! Merhabalar. Evet, Lebi ve Duygu. Hande'yi en az 20 dakika oyalamalısınız. Arif sana anlattı, seni de şöyle alamayacağım. Valla ben Cun'a emanet ettim. Hiçbir şey olmaz, o dolanır o. Bizim ofis köpek sever. Süreniz başladı arkadaşlar. Biz şimdi, sen bizim şirketi de çok bilmiyorsun da. Biz birçok şirketin işte şey saha ajansıyız. Evet, servisçi arkadaşlar. Aman diyeyim arabaya zarar vermeyelim. Aldığımız gibi teslim edeceğiz. Lebip, sen şimdi projeyi anlatmaya başla Hande'ye. Ben size söküm işiyle ilgili bilgi vereceğim. Şimdi kabaca bir anlatayım önce. Şimdi biliyorsunuz biz yani iki, üç büyük firma birleşti ve bir tane büyük bir firma oldu. Bilmiyorsun. Kabaca aklımızda olan bu firmaların birleşmesinden doğan bir aşk hikayesi gibi düşünün. Hani bunu internet ortamında zaten yayınlanacak. Bir yıl boyunca süren bir internet ortamı reklamı yapmak istiyoruz. Sosyal medyada yayınlanacak olan. Sökme işlemleri tam sürat devam ediyor arkadaşlar. Siz sohbete devam edin, sürdürün sohbeti biraz daha. Projedeki diğer ünlü isimlerden bahsedin ama bir gizem yaratın. Bakalım bilebilecek mi? Biraz bir tahmin hakkı tanıyın. Şimdi burada
oynatmayı düşündüğümüz isim Gizli. Hani bunu gerçi şimdi söylemeli miyiz bilmiyorum ama. Erkek açısından. Evet, evet. Top secret ya, böyle bir şey yok. Yani ünlünün ünlüsü, öyle diyeyim. Bana söyledi. Hani normalde söylememesi lazım bu arada. Hakikaten. Bana da söyleyin artık, buraya kadar geldik. Bunu şişirmek istiyoruz abi. Ama zaten şu an bizim söyleyeceğimiz ismi yani zaten takip eden de etmeyen de herkesin zaten bildiği bir isim yani. Takip ya, siz etmeyen. Siz anladığım kadarıyla bireysel sporlarla ilgilenmişsiniz ama. Evet, evet. Fark etmez. Dünya futbolunda şu an iki tane dev isim var. Birini biz oynattık, diğeri hangisi diye sorabilirsin mesela. Dünyada iki tane star var ya. Evet, futbol yani, deyince. Yani futbol deyince. Dünyada diyorum bak yani, hani Türkiye falan geçiyor. Söyleyin, beni rezil etmeyin ya. Söyleyince de tanımazmışım ben de. Şey, bir şey söyleyeceğim. Kadınlar çok fazla, erkekler kadar bilmiyor. Bence benim Arda'm da star da oraya şu an için yeri değil diye söylemiyorum yani. Niye iki tane, iki taneymiş? Sen neyisin? Çoluk çocuk herkes biliyor ayrıca bütün bunları, onu da söyleyin. Çok söyleyelim. Ama bunu herkes yani. Çoluk çocuk bile biliyor. İnsanlar adını koyuyor. Ya bir tane isim ya. Adını mı koyuyor? Ha. Türk adam yabancı isim koyuyor çocuğun adına. Evet, aa, öyle şeyler çıktı ya, öyle haberler çıktı. Bak şimdi. Ama şu an o kadar bilmece gibi soruldu ki. Arjantinli diyelim de başka bir şey demeyelim. Ben ne bileyim, böyle bir heyecan yaratmak istedim. Ama ben buradan da bir yere varabileceğimizi pek zannetmiyorum. Ya diyemezsin. Arjantin. Şey, Joker hakkını kullan istiyorsan. Telefon Joker hakkı. Daha az ünlü biri düşünüyor olabilir şimdi. Hani bizimkisi sonuçta çok yani en top. Çok mu yakışıklı? Bak, yakışıklılıktan bahsetmiyoruz şu an. Bir dakika, ben o kısmı ineye gittim. Yok yok, yakışıklıdan bahsetmiyoruz ama büyük. Ya en ünlü futbolcu. Beckham mı ne? Beckham mı kaldı Hande ya? Boy esprileri ya, tamam, çok yakışıklı. Tamam, kasmayayım ya, söyleyin. Ne, şu kadar bilindik biriyse. Ben söylüyorum tamam yeter artık. Evet. Messi. Ha tamam, valla diyecektim. Bak tabii. Dilinin ucundaydı. Bak Allah belanı versin diyecektim. Geçeceksin. Bak yemin ediyorum ama işte o kadar hakim değilim ki yanlış bir şey söylemekten korktum, anladın evet mı? Ya ne kadar yanlış söyleyebilirsin ki yani, Agassi mi diyeceksin, ne diyeceksin, Messi işte. Uyruklarını falan da bilmiyorum ben bunların. Tamam isim olarak ama ben adamı görsem tanımam muhtemelen. Şaka yapıyorsun. Evet, söküm devam ediyor arkadaşlar. Daha vakti var. Hadi bakalım. Siz zaten iki sporcu daha sorsanız bir 2,5 saat daha geçer. Acele edin. Kaç tekerlek kaldı? Levit, biraz reklamın senaryosundan da bahset. Arabanın biraz daha işi var. Bizim reklamın ilk bölümüyle ilgili hani kafamızdaki hikaye şu, hani ondan bahsedeyim. Kısaca Messi Türkiye'ye geliyor ve onunla röportajı yapacak ilk bayan gazetecimiz de bizim oyuncumuz olacak. Hikaye bunun üstünden olacak. Nasıl bizim oyuncumuz oldu? Yani anlaşırsak siz olacaksınız. Ha, anladım tamam. Yani başka bir şey daha mı olacak? Hayır, bir yok. Karakter. İki karakter var zaten. Bir Messi ve bir de Türk. Yani hikayenin başlangıcı bu. Hande onu tanımıyor. Olay orada bitiyor. Gidiyorsun Messi'ye hoş geldin falan. Böyle bir iki topla hareket yapıyorsun falan. İşte bize bir hareket gösterebilir misiniz derken siz deniyorsunuz falan. Hadi Ceyhun sor bakalım, top sektirebiliyor muymuş? Ya o kadar herhalde yapabilirsin. Yaparsın top sektirsene. Sektirme falan. Yaparım canım. Ya çalıştık şu an bak diye yapamam. Allah aşkına denesene. Top mu var şu an burada? Allah aşkına denesene. Biz artık böyle... Bence yapar. Biz böyle futbol topu... Ben Hande'nin yapacağına inanıyorum. Ver bakalım. Hayır, ya yapacağına inanıyorum deme şimdi bir şey. Gerçi şey o... Evet, tabii canım yani... Evet, spor ayakkabı olsun. Ya dizimde mi bilek şeyde mi? Diz, İstediğin gibi, omzunda istersen. Offside'ı da öğrendin miydi, iş bitti işte. Nasıl istersen? Omzunda sektir. Ben şöyle sektir. Bacaklar uzunuz lan. Vay! Ben dedim abi yapar dedim. Ben her türlü yapar dedim. Abi kız kayıt yapıyor. En zor sporu yapıyor. Belki reklamda bir kafa atma sahnesi olabilir. Belki bir kafa atma sahnesi olabilir. Topa kafa atma sahnesi. Kayta da beni götür artık ya. Messi'den kalır yanın yok vallahi. Hande bravo. Hande gaza ya. Ben burayı dağıtmayayım. Evet.
Serviste gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Çok hızlılar bu arada, tebrikler. Bitti gibi bir şey yani arabanın işi. Bu arada ben bu ismi bilmiyordum bugüne kadar. Bana gizli gizli dedi, harbiden gizli tuttu. Bugün söyleyince... Ha, bu arada şey aramızda gerçekten kalırsınız. Çok aramızda yani. Bir şey diyeceğim, çok rahat olabilirsiniz. Ben biraz keton yapıda mıyız? Çok aramızda yani. Şüpheniz olmasın bu konuda. Zaten hatırlayamayacağım için de isimleri söyleyemem, kimseye de söyleyeceğim. Arabanın etrafını boşaltıyoruz. Araba hazır arkadaşlar. Boşaltalım arabanın etrafını. Yavaştan bağlayın arkadaşlar mevzuyu ve bitirin. Beni de atarsın sen zaten. Tamam. Öyle kendini ayarladın. Evet, hazır olun bakalım, başlıyoruz. Hepsi yalan bu sahi. Dışarıda mı arabayı alan arkadaşlar? Ha, tamam. Araba yalan. Tamam, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Efendim. Benim arabam mı? Ne bileyim ben senin arabanı. Geldi. Şaka mısın? Hayır, benim arabam. Nasıl yani? Atıyorsun. Evet. Araba anahtar sende değil mi? Hayır. Anahtar sende değil miydi? Sen park ettin geldin. Hayır, sizin burada mavi şeyli bir çocuk aldı. Hande, bizim bir şeyimiz yok burada. Bu senin araban mı harbiden? Evet, Caner gir sen de. Ne oldu? Caner bu ne? He? Ne, anlamadım. Araba mı? Evet. Bilmiyorum ki. Ne olmuş? Görmedin mi? Birileri vardı, gördüm. Az önce birileri vardı, teknik servis. Anahtarı verdim diyor. Sen mi aldın? Sizin arabanız mı? Evet. Burada teknik... Buraya bir mavi araba geldi, teknik servis. Üstleri kıyafetleri. Bir şeyler yaptılar, söktüler. Ay, ağlayacağım şimdi. Bir saniye. Bir dakika. Buralarda kamera var mı? Yaklaşık 10 tane kameramız var anneciğim. Senin görmediğin şu an. Kamera iç tarafta mı? İşte var mı? Hani kamerası var mı? Senle tam telefondaydım ya. Sen çocuk böyle yaptı. Atıyorsun. Ben de hatta telefonda. Çocuk kimdi? Nasıl biriydi? Böyle İlk mavi baba. Polarlı. Tamam. Şaka yapıyorsun. Caner, arabanın yanına gelin. Caner. Bir gelsenize isterseniz şöyle. Allah. Adamlar bayağı bir profesyonel çalıştı yani. Hepsi kıyafetliydi. Üstünde teknik servis yazıyordu. Aracının... Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Lastikleri çalınmış. Buraya bir ekip yollamanız mümkün mü? Farları her şey gitmiş. Yani arabayı şey sökmüşler yani. Öyle diyeyim. Oha yani farlara kadar. Aman gel buraya. Gel buraya. Git sen şuraya. Ay, evet lütfen bir ekip yollarsanız. Aynen. Çünkü birine vermiş galiba anahtarı. Tamam, teşekkürler. Geliyorlar. Polisler hemen gelmesin. Biraz bekleyin. Evet. Artık hemen 30 saniyede de gelmeyin. Abi şaka gibi şu an, inanamıyorum ya. Adamlar bak burada sen adam... Sen nasıl bir neler şimdi ilk... Ya mavi polarlı bayağı hani şirket çalışanı gibi, anladın mı? Böyle... Eyvah ya. Bana da ya ben... Hayır, bu adama versen anlayacağım. Keşke yok. Ben olsaydım burada ya. Hayır ben... Ben buranın komple sorumlusuyum, bu binanın. İki tarafında. Allah Allah. Böyle bir şey olamaz ya. Ay çok sinirliyim şu an. Sözerler şimdi ya. Güvenlik kamerası... Biraz yükseltin arkadaşlar. Ben ne arayayım ben burada sürekli? Ben abi böyle bir şey bak, olabilir mi ya? Güvenlik kamerasından gözüküyor mu? Cevim. Şuradan abi gözüküyor. O burayı almıyor ki. Evet, polislerimiz hazır olsun. Bir iki dakikaya gelebilirler artık. Çok aramızda. Sen kim arıyorsun? Ben arıyorum. Sen polisi aradın mı? Aradım. Geliyoruz ya. Evet, polisler bizde Hande'cim. Merak etme. Hayret bir şey ya.
Suna bak, orta yerde düz, görüyor musun? Başında. Hayır ya, hani geçen anahtarı de, verdim diyor ya, ben belki sana vermişim. Geçen de şu binada, karşı çapraz şu binada ya, oturan adamın komple arabasını götürmüşler. Arabamı parçalayıp çaldılar. Çok sinirim bozuldu şu an. İnanmıyordur şimdi. Ceyhun'ların ofise geldim. Kapının önünde bir çocuk aldı. Ben de onların ofisten görevli biri Ceyhun dışarı yolladı sandım. Bayağı araba kapının önünde duruyor. Fakat yüksekliğin üstünde bütün farlar ve lastikler gitmiş. Caner, o ne el hareketleri? Abi bütün gün buradasın sen. Hayır, o yüzden işte, hani. Yürüme bana. Ne diyor? Şuna bak. Ne diyor? Geliyorum hemen diyor. Evet, polisler girsin arkadaşlar artık. Buranın ekibini arasaydın, en yakın buranın abi ekibine. Abi ben bir daha arıyorum. Buranın ekibini arasaydın. Bir daha arıyorum, elim ayağım titriyor şu an zaten. Baksana ben de kötü oldum. Benim, bir şey olamaz benim ya. Benim başıma gelmiş gibi aynı şey. Toplantıya geldi yani. Olana bak. Allah, vallahi elim titriyor. Alo. Ya ne diyeyim ya? İnanmayacaksın şu an, bir toplantıdaydım da. Şimdi şoktayım, yok çıktım. Kapının önünde arabamı soymuşlar. Böyle bir soymak mı var? Arabamın dört lastiği. Altına da şey koymuş, takosut koymuş gitmiş adam. Kimse görmez mi bunu ya? Burada. Ben gördüm bir arada. Adamlar o çalışıyor ya. Teknik servis yani. Bildiğin teknik servis. Kapıyı bir açtım. Kapının önünde benim araba. Yükseltilerin üzerinde duruyor. Tekerlekleri sökmüş arabayı yani. Ama bunu bir kişi yapamaz ki ya. 3-4 kişilerdi abi. 3-4 kişi ben gördüm ama hepsi özel kıyafetli adamlardı yani. Birileri görmüş. Gelmiş. Ben evet, de polislerimiz geldi. Abi sen görüyorsun, sen niye haber vermiyorsun kimseye? Geldi arkadaş. Bu beyefendi. Öleyim dedim. Canını da aradım, o da gelecek. Kimi aradın? Sağ ol, tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş, sağ ol. Ya hanımefendinin araba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Araç kime ait? Bana ait. Size ait. Tüm muhabbeti Hande ile yapalım Bahadır. Sadece onunla konuş. Peki nasıl oldu, hani kime bıraktınız aracı? Valla ben işte arkadaşımın ofisi. Toplantıya geldim. O sırada böyle ofisin önünde birisi geldi böyle güler yüzle benden. Ben de hani ofisten çalışan biri arkadaşım bana yardımcı olmak için içeriden birisini yolladı. Bizde de yok böyle bir çalışan. Evet. Ehliyet ruhsat soralım Bahadır. Ehliyetiniz, ruhsatınız? Valla şey olmasın diye açmak istemedim. Parmak izi. Parmak izi olmasın diye ellettirme. Sizin parmak izinizi de zaten merkezde alıyor olacağız. Siz açarsanız oradan belirleyebiliriz. Arabanın anahtarını da... Anahtar da mı? Otomatik şeyli anahtar, şimdi, onu da almış. Kimliğiniz yanınızdaysa biz bir hemen bir tutanak şey yapalım. Arabayı da açamıyorum. Açılıyor mu? İçindeyse. Anahtarımı bıraksaydım bari ya. Tamam abi. Şey yapalım biz de. Böyle bir şey yok ya. Kamera falan. Ya bizim güvenlik kamerası var da o arabayı almıyordur büyük ihtimal. Şu köşeyi alıyor sadece. Ben bu olayı böyle bırakmam. Bu ne ya? Gündüz gözüyle. Ruhsatla şey memur arkadaşım bir şey yapsın. Evet, sorgulamaları yapalım arkadaşlar. Pardon, isminiz? Hande Subaşı ben. Hande Hanım. Biz üçüncü kez karşılaşıyoruz aslında böyle bir olayla. Evet, robot resim çiz orada Bahadır. Yani dolgun siz... böyle etli bir yüzü vardı. Etli bir yüzü vardı. Daha önce de biz çünkü... Saçlı, böyle... Beraber karışmasın. Hafif dalgalı ve... Çene, yani saçı çok çene yapısı nasıldı? Çene yapısı mı? Ya genişti böyle birazcık yüzü. Biraz geniş ve çene hani böyle yapısı. Hani güler yüzlü insanlar olur ya böyle, hı-hı, biraz... Saçları nasıl demiştiniz? Siyah. Hatta ay dur bir saniye dedim, panik yaptım. Arkada araç var. İndim alelacele. Allah Allah. Anahtarı verdim, dur dedim arkadan köpeği alacağım. Kapıyı açtı bana, cunu aldım. Sakalı var mıydı? Yok, çok esmer olduğu için belki hafif kirli sakalı vardı. Kirli sakalı. Biz bunu gönderip anında sonuç almaya çalışacağız. Çünkü de %70 başarı sağlıyoruz de. Yani şimdi şey olarak bunu gönderip robot resimlerden şüpheli ve sabıkası olan insanlarla eşleşme yapıyoruz. %70 başarıya sahip oluyoruz bundan dolayı. İşinizi hızlandırmak için yani. Biraz Hande'yi zan altında bırak Bahadır. Sigorta için bunu siz yapmış olabilir misiniz? Yani böyle yapan araç sahipleri de var falan. Çaktırmadan gizliden gizliye böyle bir suçlar gibi.
Otur biraz istiyorsan. Ya biz normalde bunu dediğim gibi az önce üçüncü kez karşılaşıyoruz ve aynı site içerisinde. Ama ben daha önceki falan. Vakalarda hayır yok, şahıs kendi aracını kendi evinin önüne çektiriyor. Anlaşmalı bir şekilde sigortadan para koparmak için. Ne malum sizin yapmadığınız yani. Söktürüyor. Biz böyle boşu boşuna ihbara geliyoruz. Ondan sonra yani çok olaylar oluyor. Ben tanınan da bir insanım. Böyle bir şeye ihtiyacım da yok. Yani biz... Ben bu işin yani peşini de bırakmam zaten. Ben bunu hazmetmem yani. Ya biz de bırakmayız ama... Yani. Biz de bırakmayız ama... Ya bir şekilde biz de şüpheci olarak yaklaşmamız gerekiyor yani, tamam, bu duruma. Yani tamam yaklaşın. Ben de... Yani şu an yaşadığım şeyin üzerine sizden bunu duyunca kusura bakmayın daha çok. Hayır ben aynı sitede biz bu olayı yaşadığımız için. Ben burada oturmuyorum. Heh. Ben arkadaşım evet, toplantıya bize toplantıya geldi. Ben arabayı park etti sandım. Acelem var. İşe gideceğim. Sunuculuğa bilmem şeyle... neye. Ben tanınan bir simayım. Ben tutup da yani... Ya muhakkak öyle bir şey ihtiyacı yani. Olmaz Allah korusun yok yani. Canım. Allah insana öyle bir şey düşünmesin. Öyle bir şey olamaz zaten. Muhakkak. Yani. Ben evet aracın fotoğraflarını çekelim arkadaşlar. Geldim bir iki kere gittim ondan sonra binaya girdim. Evim burada benim bu arada. Ben de şurada oturuyorum. Ceyhun'un ofisi. O geldi bir kere. Siz de ayrılmayın. Sizden de bir şey tamam, yapalım. Ifade şahitlik ifadesi de alalım. İşgalleri de alalım. Siz ne yapacaksınız? Ben yani işe gideceğim. Nasıl yetişeceğim? Karakola gitmem lazım. Delireceğim yani şu an. Tamamdır arkadaşlar. Süperdiniz. Hande'yi daha fazla iş toplantısına, işine geciktirmeyelim. Evet ben şöyle alayım şeyi de. Araç söktük, o kadar çalıştık. Geliyorum yanınıza şimdi. Hazır olun. Hande'cim, bir Uğur nazar boncuğu alman lazım. Ay. Çünkü... Nazar boncuksuz nazar değer araba. Bu ne ya? Bu yakışıyor mu sana? Bu ip yakışıyor mu? Kapat telefonu, kapat. Ya ama çok şüphelendim de yani. Çünkü kötü oynadılar finalde. Kötü oynadılar finalde. Kötü oynadılar finalde. Neyse bak bu en tatlısıydı sana. Çok daha beter şakalarımız var. Yalnız öyle bir şey var Demet Hanım. Evet. Sizleri gerçekten çaldılar yani. Çaldılar evet. Hiç merak etme. 15 dakika ver bize araban eski haline gelecek. Bir sihirle onu eski haline getirecek. Evet seni çok kızdırmadık umarım. Ama böyle çok eğlendik. Biz sen de seyrettiğin zaman çok eğleneceksin. Yani... Kendisi artık bilmiyorum hangi dizide görev olacak bundan sonra. Gayet başarılıydı gördüğün gibi. Kulak top falan var, sektirdin ya o iyiydi. Ya, futbolda da gayet başarılısın. İnanamıyorum şu an böyle bir şey düştüğüme. Bahadır çizdin mi? Alan arkadaşlarım. Siz miydiniz? Almış eline yalandan şey çiziyor diyorum. Tamam mı? Bunlar diyorum bu adamı bulacak da. Ya en ünlü futbolcu. Beckham mı ne? Söyleyin beni rezil etmeyin ya. Messi. Ha tamam vallahi diyecektim. Allah belamı versin. Arjantin. Vay. Arabayı gördüğüm an dedim ki şaka herhalde. Ben hala şu an yaşadığım şeyleri kafamdan geçirip atlatmaya çalışıyorum da. İnanmayacaksın şu an bir toplantıdaydım da kapının önünde arabamı soymuşlar. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda arkadaşlar. Aramızda.